Nisan 2019 tarihinde Laos Sinema Salonu'nda Sosyal ve Kültür Etkinlikler Merkezi tarafından düzenlenen Tunus Günü etkinliği gerçekleştirildi. This is sweet. We do this. It's Gugu. Cepa. Cepa. It's from Cepa. Cepa is an island in Tunisia. Very, very beautiful. I see. Nisan 2019 tarihinde Laos Sinema Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen yerel ürünlerin pazarlanması konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sanayi Odası Sekreter Yardımcısı Leyla Mahrum'du. Between the years 2010 and 2011, she took part in various projects carried out by the European Union in Cyprus of niche and traditional products. What are those? Those are premium products targeting people with a higher purchasing power, such as these markets could be organic, vegan, gluten-free, no additives, GI products, etc. 2 Nisan 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü tarafından düzenlenen FTR 3. Hotback töreni gerçekleştirildi. Nisan 2019 tarihinde Laos Spor Salonu'nda Büyük Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Laos Soyer takımları karşılaşması gerçekleştirildi. Karşılaşmayı ev sahibi Laos 61-53 kazandı. Nisan 2019 tarihinde Laos Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından düzenlenen Limak Cyprus Delix Hotel Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Limak Cyprus Delix Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Kerem Sertbaşlı'ydı. At the end of the presentations, please show your identifications, clear your names because there have been some mixture of the names cannot be well pronounced and cannot be well written, so we don't want to make any mistakes for that. At all departments, front office, guest relation, service, housekeeping, kitchen, everywhere. So it's a multinational, let's say, environment. The hotel is at the moment very popular in Cyprus. We had a big opening in the season, last season, with Paris Hilton and also famous singers and artists from Turkey and also from other regions. 5 Nisan 2019 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Çağdaş Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Kadın Hakları ve Kadına Şiddet konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Avukat Faik Paşa ve Doçent Doktor Eylem Ümit Altılgan'dı. Kadınlar insandır, bizler ise insanoğulları. Bilmeyen öğrencilikti hukukçuluk arkadaşlar. Faika yıllardır aktif avukatlık yapmasına rağmen bir kez daha öğreneyim diyerek
feshetmemiş yeniden öğrenci olmuş. Adil olmayan, eşitsiz düzende ezilen, canlı cansız her şeyin hakkını teslim etmek üzere, düzeni değiştirmek için var olan hak savunucularının gününe denk gelmesi çok güzel oldu. 5 Nisan 2019 tarihinde Loy Sinema Salonu'nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü tarafından düzenlenen Doğru Nefes Alabiliyor Muyuz konulu etkinlik gerçekleştirildi. Doğru nefes alabiliyor musunuz adlı sunumumuzu sunacağız. Öncelikle biz kimiz? Fizyoterapistler kim? Buna bir değinelim. Eminim aramızda biraz bilen vardır. Şu an fizyoterapi rehabilitasyon okuyan vardır. Ben kısaca ve basitçe değinecek olursam şu şekilde söyleyebilirim. Herhangi bir hareket bozukluğunda, ağrıda, hastalıkta, yaşlılıkta kendisine özgü tedavi planı uygulayan, kendisine özgü değerlendirmesi olan, aynı zamanda da sağlık ve yaşam kalitesini arttıran bir meslek grubuyuz.